arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Farm Manager'a bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatırlayacağınız üzere çiftliğimizde bayağı yenilik yaptık. Özellikle bu binamızı geliştirerek orta boy bir malikaneye getirdik. Bu da bize tarlalarımızda işçi direkt atayabilme fırsatı vermişti. Daha sonra bir de 75'e 75 şurada görmüş olduğunuz büyük araziden yapma imkanı verdi. Bilmiş olduğunuz gibi ben çilek üzerine bütün gelirimi kurduğum için arkadaşlar direkt otomatik olarak ben hiçbir şey yapmadan onlar çilekleri ekiyorlar şimdi. Buraya da ekecekler. Şöyle oyunu bir başlatalım. Bütün seviyeye getirsin. Bu arada arkadaşlar, seriye vermiş olduğunuz destekten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerçekten seriye güzel destekleriniz oldu. Bu şekilde devam ettiğiniz sürece ben de size içerik üretmekten gurur duyuyorum. Şimdi bu buraya ekecek arkadaşlar. Biz bunların hepsini hasat ettikten sonra elimizde güzel bir miktar para olacak. Biz bu parayla ne yapacağız? Arkadaşlar, birincisi, her işçinin kendine ait bir traktörü, bir pullu, bir kultivatörü, bir tane gübre savarı olması gerekiyor. Yani olması gerekiyor dediğim, birbirlerinin aletlerini de yani kullanabiliyorlar dönüşümlü olarak, ama olsa bizim için daha iyi olur arkadaşlar. İşler biraz daha rayında gider, hızlı gider. Yani onun için bu bize gerekli. Bunun için ne yapacağız? Bizim garajlarımız dolu. Doğru mu? Park yeri 2, 1 dolu. Orta boy yer dolu. Şimdi biz 50.000 para olduğunda, pardon, işçi değil. Biz 50.000 para olduğunda şuradan şu park yerini satın alıp buraya koyacağız. Bu arada hasat için 3 tane yerimiz aynı anda olması biraz ne bileyim kötü oldu. Yani en azından aralıklarla olsaydı galiba önce hepsi birini alacak, daha sonra birini alacaklar. Aynen öyle olacak. İşte dediğim gibi arkadaşlar, bir tane daha bundan koyacağız. Bakın mesela şu an benim kaç tane, aynen 2 tane römorkumuz var arkadaşlar, 2 tane pulluğumuz var, 2 tane ekicimiz var. Bunlar gayet iyi, bunlar gayet iyi ama yetersiz, yetersiz arkadaşlar. Şu an buraya ekmiş mi? Daha ekmemiş herhalde. Yok, ekmiş, gübreleniyor diyor bak. Gübreleniyor diye. Bakalım gübrelesin. Göreceğiz. Durumu ne? Bu arada 11 tane işçim var herhalde. 10-11 tane işçim var. Bunlar gayet hızlı bir şekilde hasat ediyorlar. Bu benim için gayet yeterli. Yani şimdi şu 75'e 75 boyutundaki tarlayı hasat etmek için bayağı uğraşacaklar. Yani düşünün, şu tarladan 2 tane, yani öyle söyleyeyim size. Evet. Buraya 3. evimizi de yapmıştık arkadaşlar. Full dolu şu an. Evlerimizin hepsi full dolu. Yani 24 tane işçimiz var şu an toplam. Bayağı işçimiz var. Ben bu videoda 4. evi de dikerim. İçine de 5-6 tane işçi koyarım diye düşünüyorum. Tabii ki bu çileklerin geliriyle alakalı bir şey. Şu an çilekler kaç paradan satılıyor? Ona bir bakmak lazım. Şuraya bir çilek yazabilir miyiz? Aynen öyle. Çilek şu an gördüğünüz gibi 7 liraya kadar düştü. Yani 10 TL'den 11 TL'den, yani şu an 7 TL'ye kadar düşmesi de
Bir acayip. Bize mi gareziniz var ya? Ne zamana kadar? 05.05. Tamam, daha bir ay var. O biraz daha dursun arkadaşlar. Şu an gerçekten piyasa çok kötü. Yani bunu hasat ettiğimiz ürünü şu an satmak gerçekten aptallık olacak. Yani hiç olmaz. Ekimi yeni gerçekleştiriyor. 75'e 75'lik tarlamızda. Bu arada araştırma yapmayı unutmuşuz. Hemen şuraya bir bankacılık eğitim verelim. Ya bankalarla benim aram iyi değil ya. Şimdi araştırıyorum, ben oradan kredi çekeceğim. Sonra geri öde falan. Bayağı zor olacak ya. Neyse bakalım, araştırdık dursun ya. Sen ne diyorsun ya? Bu da şeymiş. Bankaymış da, reddet artık. Dostlarım, gördüğünüz gibi buradaki araziyi satın alınca şimdi arsayı, pardon, buraya istediğimiz kadar arazi dikeceğiz. Yapacağız yani. Buraya kadar. Çok iyi oldu. Yani bizim arazilerimiz bu tarafta. Fabrikalarımız işte, böyle binalarımız da öbür tarafta olacak arkadaşlar. Bu tarafta sadece bizim arazilerimiz olacak. Hadi be, yapabilseydik çok güzel olabilirdi ya. Ya ben bu arazi biraz da denemek maksadıyla istemeyerek yaptım ama bir anda pat diye koydu araziyi. Şimdi de uğraşıyoruz yani. De bunların fiyatları bayağı pahalı olduğu için araziyi, o yüzden kaldıramıyoruz. Galiba sanırsam işçilerin dinlenmesini bekliyorlar. Ya da artık bilmiyorum neyi bekliyorlar ama bu tarlaları şu anda hasat etmiyorlar. Çilek 0505. Aynen öyle. Şunları bir satalım artık. 6.83'e düştü ya. Çok kötü oldu bu iş. Ama yani şu an 6 TL yine de çok iyi. Yani o kadar kötü değil. Bizim başka traktörümüz mü yok? Traktörümüz var. Ömer Karadere. Ömer Karadere, sen burada mı çalışıyorsun? Hani buraya geçici olarak almış olabilir. Bizim değil. Değil, yok. Herhalde bir şey için bekliyorlar ama ben anlamadım. K paramız var. Şu an paramız iyi durumda. Bir tane garaj alabiliriz. Şey, park yeri alabiliriz ama şu an onu alsam eksiye düşeceğim. O yüzden biraz daha beklesin diyorum. Hani şöyle 100 bin falan olsun. Ondan sonra hem park yerimizi alırız, hem alet edevatlarımızı alırız kardeşlerim. Böylelikle devam ederiz. Evet, şu an araziyi hasat etmeye başladılar. Bu arada şu çileğin fiyatı ne durumda? Onu merak ediyorum. Bankacılık eğitimi açıldı.
Tamam. Var mı bizde? Hiç çilek yok. Şu an bir tekrar yükselişe geçmiş ama ne kadar bir yükseliş olacak bilmiyoruz onu da. Yani böyle acayip bir yükseliş beklemiyorum açıkçası. Yani ben çilek yapılması taraftarıyım. Bu arada 11K silajımız kalmış. Silaj çok az kalmış. Biraz silaj siparişi verelim. Silaj aynen. Oh tamam. Bundan sen 50K değil de bir 30K ver abi. 30K ver. Aynen öyle. Şundan bir 30K versen. Bu bize bayağı süreli yetecektir ya. Teslimatta diyor. Birazdan gelir. Aynen öyle. 41K silajımız oldu. Yani arkadaşlar yani gördüğünüz gibi 30K silajı 7000 liraya aldık. Yani mükemmel. Şimdi biz o 7K silaj üretmek için çim biçme makinesi, çim toplama makinesi bilmem nesi çok çok zahmetli. Çok çok zahmetli. Biliyorum bu da işçilerin masrafları falan işin içine katınca biraz daha masraf olacak ama buradan elde ettiğimiz gelir acayip güzel. Yani şu an piyasa biraz kötü de olsa yine de çok güzel. Yani onun için diyorum biz hiç uğraşmaya gerek yok. Şu an 6080 tane çilek var. Tamam. Tekrar gördüğünüz gibi oralara hasat etmeye gittiler. Bu arada burası bir gün kaldı diyor. Buradan çıkacaklar, buraya geçecekler. Oradan çıkacaklar, buraya gelecekler. Sonra buraya tekrar. Bakın yazda 3 sefer falan. Yani 3-4 sefer biz hasat etmiş olacağız. Pardon, Sezer yazıyor. Amca oğlum beni andı herhalde ya. Amca oğlum ismini yazıyorum. Çilek yazacaktım ben. Çileğin piyasasına bakacaktım. Şu an 6 lira acayip düşüyor. Ben bunları satacağım arkadaşlar. Satın al demem. Sat de. Aynen. %73 tane kalmış ya. 5.92'ye kadar düşmüş arkadaşlar. Yani şu an acayip bir düşüş var. Yani dur bakalım. Nereye kadar böyle olacak? Nereye kadar böyle devam edecek? Hiçbir bilgim yok. Devam etsin bakalım. Şu an paramız 106 bin olmuş arkadaşlar. Hemen bir şuradan park yeri alalım. Abi sen ciddi olamazsın. Kaldırırım. O yolu kaldırırım ben. O yolu kaldırırım. Tamam. Aynen öyle. Şimdi getir. Şuraya bir baytar çağır. Şuradan yol geçerse geçer. Geçmezse yapacak bir şey yok. Geçiyor sanırım ya. Şuraya geldi mi? Arazimde böcek varsa bana ne? Şu
Şu aradan nasıl bu kare geçmiyor? Benim de aklım bunu almıyor. Şimdi taburdan dolaşacaklar. Böyle bir şey de istemiyorum. Tamam, onu halledeceğim. Halledeceğim. Yani buradan dolaşmak çok mantıksız oldu. Biz şuradan bir tane daha çeksek nasıl olur? Oraya girecek direkt buradan dolaşmaktansa buradan geçer. 6.136 tane diyor. Şöyle. Şimdi şu çilekleri hemen satacağım. Belli ki biz çilek bayağı şu an bir durumda ama ben bunu riske atamayacağım. O yüzden satmak istiyorum arkadaşlar. Satacağım çünkü düşecek mi çıkacak mı hiç bilmiyorum. Biraz da şurayı ilaçladı mı? İlaçlamış, tamam. Ben bir de şu araçlardan almak istiyorum. Satın al. Traktörler. Bir tane daha traktör alacağım. Gördüğünüz gibi bu traktörün fiyatı 54 bin, 60 bindi, 6 bin düştü. Traktörün fiyatı. Bu da 54 bine düştü arkadaşlar. Pardon. Traktörlerden şu 40 binlik olandan iki tane almayı düşünüyorum arkadaşlar. Yani şimdi iki tane alacağım. Yine yerimiz bitecek. Yani ne yapsam ona tam bir karar veremedim. Biz en iyisi bir tane alsak şimdilik yeter ya. Yeterli. Ekici pulluk, ikişer taneydi, pulluk alabiliriz. Pulluk alabilir miyiz? Pulluk alsak işimize yarar mı? Şimdi bir de bu var. Ama yarayacaktır. Bu işe yarayacaktır. Ekiciler ve dikiciler sürekli ekime gerek duymadığı için. Yani şu an için gerek yok. Alabiliriz. Ama römorka da gerek yok şu an. Şu an gayet iyi durumdayız. Sen orayı bir şey yap. 10 bin paramız daha oldu mu buraya bir tane sulama sistemi çekeceğim. Çünkü çilek hasat edildi. Bakalım, inşallah çileklerin fiyatları yükselmiştir. Kardeşlerim. Aynen öyle. Çilek. 6.07 şu an. Arazimde otlar var. Bunlar neden oluyor arkadaşlar? Bunların hepsi şu 36 bin. Bunların hepsi yapmadığımız için hemen buraya bir sulama sistemi kuracağım. Sürekli bir şekilde sulasın. Hem mahsul kalitesi iyi olacak, hem de toprak nemi hiç azalmayacak. Ben gayet iyi. Buraya da bir yol çeksem mi ki? Şimdi en büyük problem bu. Hadi hadi toplayın şurayı. Yaz ayı yaklaşıyor ve biz aynen tekrar toplamaya geldi. Bakın arkadaşlar, burayı iki defa, burayı iki defa, burayı iki defa hasat ettik. Şimdi sıra burada. Acaba buradan ne kadar bize bir gelir gelecek yani?
Gelecek çilek miktarını merak ediyorum. Bir de ben şuraya bir ev kurmak istiyorum. Evet, bu basit evden bir tane yapacağım arkadaşlar. Nedenini soracaksınız. Kalıcı işçiler yeterli. Artık bir mevsimsel işçi almak istiyorum. Mevsimsel işçiler sadece işte tarla hasat edileceği zaman gelip işe başlayacaklar. Daha sonrasında bizden herhangi bir kira almayacaklar diye tahmin ediyorum. Yani daha önce hiç mevsimlik işçi satın almadım ama yani kiralamadım ama. ...17.09'a kadar. Yani şimdi yani aynı ya. Gerçekten aynı. Yatak sayısı 24. Çok iyi ya. 24 çok iyi bir rakam. Hemen şu çileği bir hasat etsinler. Sonra şuraya bir baldır küldü birisinler arkadaşlar. Yani burası dolgunlaşıyor ama yani asıl istediğim yer burası. Buranın gelirini gerçekten çok merak ediyorum. 75'e 75 hektarla. Bakalım buradaki gelir ne olacak? Arkadaşlar videoyu burada sonlandıralım dilerseniz. Şu an 22 dakika olmuş. Gerçekten nasıl ben burada vakit geçirdiğimi anlamıyorum. Şuraya bu arada bir şeyler. Kuşlar da danmış da onları temizledik. Nasıl vakit geçtiğini gerçekten anlamıyorum. Dilerseniz bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar.